Ana haber bültenine bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi. Sizleri Norveç'e götüreceğiz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesindeki rakibi Molde ve mücadeleyi yorumcularımızdan Serhan Türk orada takip edecek, yerinde takip edecek. Biz de hem oranın atmosferi nasıl bir Serhan Türk'ten dinleyeceğiz, hem Galatasaray'da son durum ne, maç öncesi son notları da kendisinden alacağız. Serhan Türk merhaba. Merhaba Melike, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Biraz böyle kapalı bir hava var sanki orada. Sana önce kolay gelsin diyelim ve başlayalım. Şimdi kadroda değişiklik oldu. Zaha'nın sakatlığı, Tete'nin kadroya eklenmesi. Önce istersen bir son durumdan bahsedelim. Tabii hava soğuk, onu net bir şekilde söyleyelim. Kuzey ülkesindeyiz, şu an Norveç'teyiz, Molde'deyiz. Molde şehrindeyiz. Hava soğuk ve yağışlı hava söz konusu. Dün takımı, Galatasaray takımı dün Molde'ye geldi. Molde deplasmanına 3 oyuncu getirilmedi. Hafif sakatlı bulunan Zaha, kırmızı kart cezalısı, biliyorsun bu Viyana karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç cezalan Torreira ve Hakim Ziyech yeni transfer Molde'ye getirilmedi. Ama bir yeni transfer Tete ise Molde'ye getirildi. Ve Galatasaray tabii ki Zaha'yı çıkardı, Tete'yi aldı ve Tete'nin de UEFA listesini aldı. Ve Tete'nin de bu karşılaşmada en azından hamle oyuncusu olarak forma giymesini bekliyoruz. Önemli bir karşılaşma, Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşması. Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşmasında gruplara kalabilmek için her iki maçı da yenmek isteyecektir. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor Galatasaray, söylediğimiz gibi. Bu karşılaşmaları yendiği takdirde ise layık olduğu yerde Şampiyonlar Ligi'nde çıkmasını bekliyoruz. Arkada da şirinlik yapmak isteyen bir Molde taraftarı ama pek fazla şirinliği gütmüyor. Onları da bir şekilde dile getirelim. Tabii ki Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıkacak takımlar. Özellikle sahaya. Bu çok önemli. Ve daha sonrasında Galatasaray bu karşılaşmada geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor diyebilirim Melike. Ama hava soğuk. Dediğimiz gibi yağışlı bir hava var. Zemin suni çim ama suni çim olması bir önceki karşılaşmalara göre daha rahat. Çünkü Okan Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi bu sahalarda suni çim ama bu sahalarda top daha fazla sekebiliyor. Topun daha fazla sekmesi en azından dezavantaj olmadığını söyledi Okan Hoca ve karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktıklarını, Molde ise bu karşılaşmayı kazanıp onlara Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor diyebilirim. Serhan Türk, tabii transferle ilgili de çok merak edilen konu var. Stoper transferi, Ramos'un adı geçiyordu. Hala Talisca ismi şu anda konuşulan, bahsedilen futbolcular arasında o da. Transferde son durum ne? Sen eminim onu da takip ediyorsundur. Bir yandan maçlar hem ligde hem Avrupa'da sürerken transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Bir de bizi o konuda günceller misin? Tabii ki güncellerim. Şunu söyleyelim. Galatasaray kafilesinde yönetici olarak başkan düzeyinde ikinci başkan Metin Öztürk kafile başkanı. Erdem Timur hastalık dolayısıyla bir haftadan beri tedavi görüyor ve yaklaşık 5 gün hastanede kaldı. Dün akşam saatlerinde kendi evine geçti, evinde dinleniyor. Tabii ki transferde de telefon başında mesaisi devam ediyor diyebiliriz. Dursun Özbek başkanı da şu an çok önemli görüşmeler yüzünden. Ki ben divan toplantısında da çok önemli bir müjdeler de verecek. Galatasaray maddi ileri doğru maddi olarak kazançlarını dile getirecek. Tabii ki çok fazla transfer konuşuluyor. En çok konuşulanların isminin başında Ramos geliyor. Ramos için şunu söyleyebiliriz. İlk görüşmeler 13,5 milyon euro ile başladı. Galatasaray Ramos'la ilgileniyor ve görüşmeleri başladı. Ve daha sonrasında bu rakam 12 milyon euroya indi. Ve daha sonrasında ise indiği rakam şu an 9 milyon euro bandında. Ramos'un istediği yıllık ücret. Galatasaray'ın teklifi ise 4-4,5 milyon euro kendi kasasından çıkma kaydıyla geri kalan 2-2,5 milyon eurosu da sponsorlar desteğiyle 6-6,5 milyon euro bandında bir teklif yapmasını bekliyoruz. Transfer görüşmeleri hızlı bir şekilde devam ediyor ve sıcak gelişmeler olabilir Ramos'la ilgili. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli karşılaşma sonrası görüşmelerin daha fazla hızlanmasını bekliyoruz. Tabii ki Talisca sesleri çok fazla konuşulmaya başlandı. Talisca için de şunu söyleyebiliriz. Galatasaray şu an için bir Talisca için bir gündem mi şu an için yok. Çünkü daha önce de Erden Timur'a bunu sormuştuk. Erden Timur da şunu söylemişti. Talisca'nın maliyetinin 10 milyon euro olabileceğini ve bu maliyetlerin Galatasaray için sıkıntı yaratabileceğini bile getirmişti. Bakalım ilerleyen günlerde transfer için
çok önemli zamanlar olabilir. Serhan Türk, son olarak Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha geleceği konuşuluyordu. Sen çalışmaların devam ettiğini, özellikle Dursun Özbek'in bu konuda çok ummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledin. Peki isim var mı? Çok isim var. Galatasaray'ın bu orta saha için yapmış olduğu listesinde yaklaşık 5-6 isim söz konusu. Ama işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kaldığı takdirde bu isimlerin sayısı da daha fazlalaşacak. Belli de daha rahatlayacak diyebiliriz. Çünkü hem maddi olarak da bir getirisi de olacak. Artık pastası hazır Galatasaray'ın. Pastanın üstüne çile konması lazım. O çilekli yıldız transfer olacak ama çok isim yazılıyor. Şu an isim zikretmemizin çok fazla mantığı yok ama bu transferler özellikle yani çok isim söylendiği için bu transferler hem Galatasaray'a sunuluyor hem de Galatasaray'ın istekleri var. İlerleyen günlerde orta saha transferi için hareketli bir dönem geçecek Melike. Serhan Türk, veda etmeden şimdi arkanda Galatasaraylı taraftarları da görüyorum bir yandan Norveçliler dışında. Onların da ilgisini çekiyor ama yayın fark ettiğim kadarıyla. Taraftarın ilgisi ne orada, eminim sokaklarda gezerken rastlıyorsundur. Biraz da ondan bahseder misin bize? Evet. Dün Molde sokaklarında derin bir sessizlik vardı. Hatta ben bu sessizlik niye böyle dedim. Burası böyle sessiz bir şehir dediler. Kimse sesini çıkarmaz, akşamda kimse olmaz dediler. Ama sabahtan itibaren korna sesleri, aşkın olayım sesleri almış başını gidiyor. Ve Asya taraflarının çok büyük bir ilgisi var. Özellikle Stockholm'dan, Oslo'dan, Trondheim'dan. Hatta şöyle söyleyeyim, biliyorsun burada bu bölgede, özellikle kuzey bölgesinde Konya'nın Kulu ve Beyşehir ilçelerinden çok vatandaşımız yaşıyor. Bütün hepsi buraya gelmiş diyebiliriz. 11.200 kapasiteli Molde Stadı'nda ben yaklaşık 2.000-3.000 taraftarının olacağını bekliyorum. Galatasaray taraftarının olduğu yerde her zaman güzellikler vardır. İnşallah güzel bir karşılaşmayla hem yenerek ve Şampiyonlar Ligi için adım atarak taraftarımızın desteğiyle inşallah her yerde arkadaşımızın söylediği gibi her yerde inşallah bu Türkiye'mizin bayrağını dalgalandırırız. Serhan Türk, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kolay gelsin. Evet, biz de el sallamış olalım oradaki Galatasaraylılara, orayı renklendirdiler, ısıttılar diyebiliriz.